Bugün tam 750. günüm. Oğlumu toprağa verelim. İlk duyduğumda inanamadım zaten, şok oldum. Kendime gelemedim. Dediler ki alkollü, aşırı hızlı katil Çağdaş Şenyüz oğlunu öldürdü. Adalet vardır dedik bu Türkiye'de. Adalet mağduru olmayız. Muhakkak bizi bulur bu adalet. Ama baktık ki bulmuyor. İlk önce bisikletlerle buluştuk. Umut'un ölümünden 18-19 gün sonra bayağı katılımlı bir bisiklet turu yapıldı Ankara içerisinde. Arkadaşları da oradaydı. Onları görünce zaten hani her birini Umut'a benzetiyorsun. Her biri Umut'tan bir parça oluyor. Ona ilk sonrasında 4 ay tutuklu kaldı katil Çağdaş Şenyüz. 4 ayın sonunda uzun tutukluk mağduriyeti adı altında mağdur olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı. Bunun bize ikinci bir şok oldu, ikinci bir acı oldu. Nasıl diyorsun yani, oğlumu öldüren katil nasıl mağdur olur da dışarı çıkabilir? İlk mahkemede gördük zaten Çağdaş Şenyüz'ü. Çok rahattı. Mahkeme salonuna geldiğinde resmen korundu. Çevikler bir yerde. Dedik ki herhalde bu önemli biri bu kadar korunduğuna göre. Ben de işte otururken olmayacak, bir şeyler yapmamız gerekiyor. Hani evde oturamıyoruz. Oğlumuz toprak altında, katil dışarıda, olmuyor. Adalet turuna başladık. 1 Ağustos, 1 Eylül arası 22 şehirde bütün bizim gibi evlatlarını kaybetmiş, adalet arayan ailelerle görüştük. Emine Şen Yaşar'la ilk günümüz Emine Şen Yaşar ailesiyleydi. Onlar da aynı bizim gibi mağdurlardı. Adalet istiyorlardı. Ve hala da adalet arıyorlar. Hala bulamadılar. Ali İsmail Korkmaz'ın yanına, Emel annenin yanına gittik. Acılarımız birdi. Hiç yabancılık çekmedik. Görüştüğümüz ailelerde nasıl yapıyorsunuz, nasıl acınızla durabiliyorsunuz, nasıl yaşayabiliyorsunuz dediğimizde onlar bize işte toprakla uğraşın. Hani o toprak, evde oturacağınız, kendiniz yiyeceğiniz de toprağı yiyin, toprağı paylaşın dediklerinde güzel bir fikir geldi. Mesela Emel annenin bahçesinden, Ali İsmail'in oradan çiçek tohumları aldım. Lüleburgaz'daki aileden, mezarından, bahçesinden yine çiçek tohumları aldım. Birkaç ailenin böyle tohumlarını alıp getirmiştim ve beklettim. Umut'un bir bahçemiz var. Çoğu ağacı da Umut'un kendi diktiği ağaçlar. Onların diplerine bu tohumlardan koydum. Ve şimdi bakıyorum o tohumlar çiçek olmuş. Çocuklarım büyümüşler gibi seviniyorum. Hani İsmail'im var orada, Atakan'ım var, Sinan'ım var. Hepsi büyüyorlar. Renkli renkli çiçeklerim oldu. Mahkemeye başlamadan önce zaten karar verilmişti. Biz mahkemeye girer girmez zaten baktık, hemen karar okumaya başlıyor. Avukatımız şey dedi. Karar okunuyor, her şey bitti. Ya nasıl olur? Nasıl bitebilir? Yani katile verdikleri ceza 4 yıl 5 ay 10 gün. İndirilmiş hali. İndirilmiş bahanesi de şey, sosyal ilişkileri. Sosyal ilişkileri nasıldır acaba? Neye güven dayanarak bunu verebiliyorsun? Hiç o aklımdan çıkmıyor. Katilin diyor sosyal ilişkilerinde de neyle iyi hal indirimi uygulanıyoruz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Çünkü 5 yılın altında veriyorsun bu cezayı, bu katil hiç yatmayacak ve tekrar aynı hayatına, aynı şeyle devam edebilir. Bunun üzerine Menderes, işte verdiğiniz karar yanlış. Bu kararda katilin elinde kan var, sizin kaleminizde de kan var dediği için Menderes'te belki bir dava açılıyor bunun üzerine hakim ve savcı tarafından. Katilin aldığı 4 yıl 5 ay ama Menderes 6 yılla yargılanıyor şu anda. Adaletin olmadığını, gerçekten canımızın acıttığını bir kere daha anladık. İstinaftan daha yüksek mahkemeleri taşıyacağız ve bu kararın yanlış verdiklerini onlar kendileri de görecekler. Katil şu anda bana dava açıyor. Dava açma nedeni ise benim sosyal medyalarda ona katil dediğim için. Benim oğlum toprak altında 750 gündür yok. Neden yok? Senin yüzünden yok. Çünkü sen katilsin. Benim oğlum benden aldın. Ben sana katilden başka çok şey de söylerim. Ama bu ona yetmemiş demek ki. Umut'tan sonra gelecek oğullarım için de arıyorum adalet. Yani sadece Umut için değil, bütün anneler babalar için. Annelerin canı çok acıyor. Adaletsizlik yüzünden canları çok yanıyor. Emine anne, Emel anne, Zeynep anne, hepsinin ortak adalet
Çünkü katiller sokakta serbest dolaşıyor. Biz uyumuyorsak katiller de uyumasın. Adaleti sağlamayanlar da uyumasın. 15 Temmuz'da Umut'un anmasını yapacağız. İnsan hakları anıtının önünde yükseldik. İnsan hakları önünde hakkımız olan açıklamamızı yapacağız. Günler öncesinden polisler bize başladılar. İşte gitmeyin oraya. Kötü olur, sonucu kötü olur. Gözaltına alırız, işte işkence görürüz. Bir şeyler söylediler. Yok dedik, biz kararlıyız. Kesinlikle orada yapacağız. Bu bizim yasal hakkımız. Gittiğimizde kalabalık bir polis ekibi, arkasında çevik, bizi bekliyorlar. Polis ablukasına girdik. Ama bu polisler, yani normal polisler değil, iri yarı polisler özellikle gelmiş buraya. Yapamazsınız, biz burada işte 6 yıldır kimseye izin verdik, vermedik, size izin vermeyiz gibi muhabbetler dönüyor. Diyorum ki bakın, şu ana kadar bizi bıraksaydınız 2 dakikada basın açıklamamızı yapıp gideceğiz. Hayır, yapamazsınız dediniz. Bir kargaşa oldu orada. Ama biz neredeyse şey konuştuk. Pankartlarımızı bırakmayalım, yoksa birbirimizden ayrılırız. Çok zorladık kendimizi. İşte benim kolumdan çekiyorlar, sırtımda bir hissediyorum, bir yumruk hissediyorum bacaklarımda. Menderes'i baktım, bir ara sürükleyerek götürüyorlar. Tutamadım pankartı. Menderes'i götürüyorlar, ben yerde kaldım. Şey diye düşünüyorum, Menderes'i günün gözü altına aldılar. Ben yapacağım basın açıklamasını. Derken o çevik kuvvet, o kalkanlarını koymuşlar. Bir tane teyze oturdu yanıma. Ama nasıl yaptı, nasıl etti bilmiyorum. Ben de senin yanındayım dedi. Ben de evladımı senin gibi kaybettim. Katili şu an serbest. Ondan güç aldım bir anda. Çok kötü hırpaladılar bizi. Gerçekten de katili koruyan polis bizi orada resmen yerlerde sürükledi. Mahkeme salonuna korumasıyla beraber damatlığıyla gelen katil resmen korundu. Acılı anne baba yerlerde polis tarafından sürüklendi o gün. Evinizde oturun, adalet aramayın. Oğullarınızın, evlatlarınızın katilleri serbest geçsin. Ama siz susun. Kadınları susturuyorlar. Ama biz susmayacağız, gücümüz bir. Telefon gelmiş Menderes'e. Karakoldan arandığını, Osman Gündüz'ün, yani benim karakola çağrıldığımı, sebebini sorduğunda ise katil Çağdaş Şenyüz'ün sosyal medyalarda ona katil dediğim için. Peki ben sana ne söyleyecektim, ne diyecektim? Alkollüsün, aşırı hızlısın, çarpıyorsun, kaçıyorsun, hiç umursamadan evine gidip yatabiliyorsun. Polisler seni 3 saat sonra yatağından kaldırıyorlar. Sen benim oğlumu aldın, öldürdün, sen benim oğlumu toprak altına koydun. Katil yani, başka ne denir? Kadınlar birlik olursa gerçekten düzen değişir, dünya değişir, daha güzelleşir. Eylül ayında meclisin açılacağı zaman ya Adalet Bakanlığı'nda ya da bir toplanma yerinde bütün ailelerin toplanıp tek bir annelerin ve kadınların tek bir ağızdan seslenmesi lazım. Adalet. Bu ülkeye adaletin gelmesi lazım. Bunu ancak kadınlar yapar.